CHP'nin 1950 seçimlerine girerken çoğunluk sistemini dayatarak seçimleri kazanacağına inanıyordu ve büyük bir ezici çoğunlukla iktidarda olmayı istedi. Ancak 50 seçimlerine hani dönüp baktığımızda, ben en azından bugünden dönüp benim basınını taradığımda, gazetelerine, dergilerine baktığımda CHP'nin 50 seçimlerini kaybedeceği çok belirgin bir şekilde kendini gösteriyor. Şimdi nedenlerine baktığımızda burada ne görmek mümkün? Şunu görmek mümkün. Bence 2. Dünya Savaşı'nın yarattığı toplumsal sorunların CHP'ye 1950'de seçimleri kaybettirdiğini söylemek lazım. Varlık vergisi ile beraber CHP azınlıkların desteğini kaybetti. Köylünün tepesine binen yol vergisi, köylünün tepesine binen toprak mahsulleri vergisi ve yine köylünün tepesine binen köye öğretmen gönderdiğinde bile devlet, ki iyi bir şey köye öğretmen göndermek, ama devlet köye öğretmen gönderdiğinde köyde okul yok. Köylüye diyor ki okul için arazi tahsis et, öğretmenle beraber okul yap. Bir nevi orta çağın galyaları. Buna benzer uygulamaların köylünün tepesinde ağır bir yük oluşturduğunu ve Demokrat Parti'ye yönelmesinin nedenlerini oluşturduğunu söylemek lazım. CHP açısından baktığımızda da CHP şunu düşünüyordu. Evet, 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği yükler ağır olabilir ama ben ülkeyi savaş belasından kurtardım. Dolayısıyla da halkın hani minnet duyup CHP'yi tekrar iktidara taşıyacağı beklentisi içerisindeydiler. Bir de tabii şunu söylemek lazım. Türkiye tarihinde hani bize gösteren bir şey var ki seçimlerle ilgili. Eğer bir iktidar devalüasyon yapıyorsa mutlaka seçimle ya da başka şekilde gidiyor. 1946'da da CHP devalüasyon yapmıştı. Devalüasyon iktidarın, CHP iktidarı yine sonunu oluşturan nedenlerden bir tanesini oluşturacak. Şimdi dönemin basınına baktığımızda ilginç bir şekilde 50 seçimleri öncesinde gazetelerin büyük bölümünün Demokrat Parti'yi desteklediğini söylemek gerekir. CHP'yi destekleyen gazete sayısı hemen hemen hiç yok. Ama büyük gazetelerin hepsi, Cumhuriyet gazetesi bile, bugün hani empati yaptığımızda pek çok insana şaşırtıcı gelebilir ama Cumhuriyet gazetesi Demokrat Parti'yi destekliyor ve Cumhuriyet gazetesinin başyazarı Nadir Nadi Demokrat Parti listesinden bağımsız milletvekili olacak. Muğla milletvekili olacak. Dönemin en önemli gazetelerinden, liberal gazetelerinden bir tanesi Ahmet Emin Yalman'ın Vatan Gazetesi, Hürriyet, Milliyet, bugünkü bildiğimiz gazeteler. Bunun dışında Yeni Sabah, Yeni İstanbul, aklıma geliveren sayabileceğim gazeteler, bunların hepsi Demokrat Parti'yi destekliyor. Hatta o kadar ki dönemin karikatürlerine bile baktığımızda Demokrat Partililerin son derece sevimli, yakışıklı, güler yüzlü çizildiğini ama CHP'lilerin çirkin, kel, göbekli çizildiğini söylemek lazım ki veya seçim anketi niteliğinde yapılan, halkla yapılan röportajlara dönemin gazetelerinde falan baktığımızda hani 50 seçimleri öncesinde CHP'nin kaybedeceği çok bariz. Bence şaşırtıcı olan CHP'nin seçimleri kaybetmesinden ziyade CHP'nin %39 gibi yüksek bir oy alabilmiş olması. Yani tüm o 2. Dünya Savaşı'nın ağır yüküne rağmen, 27 yıllık iktidarın yıpranmışlığına rağmen, 46-50 arasındaki ekonomik sorunlara, devalüasyona rağmen CHP %39 gibi çok yüksek bir oy aldı. Demokrat Parti %53 oy aldı. Ama sorun çoğunluk sistemindeydi. Eğer çoğunluk sistemi olmamış, nispi seçim sistemi olmuş olsaydı, seçim sonuçlarının parlamentoya yansıması çok daha farklı olacaktı. Ama çoğunluk sistemiyle parlamentoya yansıması şöyle oldu. Demokrat Parti 408 milletvekili çıkardı. CHP ise 69 milletvekili. Aldığı %53 oyla %84 oranında temsil imkanı elde etti Demokrat Parti. CHP ise %39 oya rağmen %14 oranında temsil edilebildi parlamentoda. Bu sistem o kadar dengesiz bir sonuç yarattı ki 1954 seçimlerinde de aynı şekilde aradaki uçurum çok daha yüksek oldu. 502'ye 31. Dolayısıyla aradaki uçurum gerçekten çok yüksek oldu. CHP'nin 50 seçimlerini kaybetmesinin bence temel nedeni geçmiş 10 yıl ve özellikle de bu dönemin 2. Dünya Savaşı yıllarının sosyal ve ekonomik sorunlarını iktidarı kaybetme nedeni olarak saymak gerekir.